Türkiye ayakta ve güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Sonra ne oldu? 2013'te Türkiye hakikaten tekrar zirveye doğru devam ederken yolunda, işte biliyorsunuz Gezi provokasyonu oldu. Ardından 17-25 Aralık sürecini yaşadık. Evet. O da aslında o gün anlatılması zor ama bugün itibariyle geriye doğru baktığınız zaman 2010'da başlayan bir sürecin devamı, yargıyı yere geçiren bir ihanet şebekesi, bütün buralarda parmağı var. Siz de biliyorsunuz, bugün yargıda devam ediyor bu davalar. Ama sonra ne oldu? Sonra 4 tane seçim yaşadı. 4 seçim 2 senede. Evet, 4 seçim. Sonra tam seçimler bitiyor, bitecek, Türkiye düze çıkacak. Bu defa terörün her türlüsü. Evet, bir koalisyon halinde, yani FETÖ'den, işte bölücü terör örgütünden, DAEŞ'ten bütün yerlerine kadar. Evet, çünkü bu yakın coğrafyadaki maalesef sorunlar buna da zemin hazırladı. Pazarlara girme noktasında, yeni üretim tekniklerini geliştirme noktasında, yeni ürünleri bu topraklarda üretebilme adına sizlerin bu girişimci ruhu hem bölge için hem de Türkiye için örnektir. Sizler Kurtuluş Savaşı'nda her türlü zorluğa karşı kahramanca mücadele eden o kahraman Anteplilerin torunlarısınız. Dolayısıyla siz zorlu mücadelelerin adamısınız. Bankalar reel sektörü kullandırdıkları kredilerin tümünde talepler doğrultusunda vade gözetmek için vadeleri yaymalarız.